TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba sevgili seyirciler. Günün içinden hoş geldiniz efendim. Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. iki saat boyunca hızlıca başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'da bir dizi programa katılıyor. Bugün o program başladı, birazdan da resmi karşılama töreni olacak. Azerbaycan'dan güne dair önemli notlarıyla, Fatih karşımızda ee, Fatih Havanosa soralım bakalım Fatih karşılama törenini bekliyoruz bir yandan sabahtan bu yana e, o programda neler vardı aktarır mısın Evet, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Füzuli Uluslararası Havalimanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte açılışıyla gerçekleşen törenle bugün itibariyle artık hizmete başladığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk programı Füzuli Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşmişti. Burada resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kendisini karşıladı ve iki lider birlikte tören kıtasını selamladıktan sonra orada havalimanının sembolü sembolik anahtarı kendilerine takdim edildi ve daha sonra da Cumhurbaşkanı ile Maliyev'in refakatiyle iki lider havalimanında incelemelerde bulundu. İkinci program bölgede devam eden altyapı ve otoyol çalışmaları üzerineydi. Ahmet Beyli, Füzuli, Şuşa ve yine Ahmet Beyli'den Aben'de yani içerisinde bulunduğumuz Zengilan'a kadar uzanan ve buradan da hemen Zengezur koridorundan Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlanan otoyolun temel atma törenini gerçekleştirdi. Tarihi anlarda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte o otoyolun temelini de attılar. Hemen yanında demiryolu projeleri de yine çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da iki lider yine bölgede akıllı köy projeleri, akıllı tarım kampüsleri kuruluyor. Azerbaycan devleti bölgede bir tarafta mayın arama tarama tar faaliyetlerini sürdürürken diğer tarafta bölgede mayınlardan temizlenen arazilerde tarım faaliyetlerine başlıyor ve bu tarım faaliyetleri de son teknoloji, akıllı teçhizatlarla yine düzenleniyor ve iki lider de burada akıllı tarım kampüsü temel atma törenini gerçekleştirdi. Burada incelemelerde bulundular. Temel atma töreni gerçekleşen proje işgalden kurtarılan bölgelerde tarım parklarının kurulmasını kapsıyor ve yine modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini ifade edebiliriz. Orada da Türk firmaları ve Azerbaycanlı firmaları bir arada kardeş kardeşe çalışmalarını yürütüyorlar ve son da Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi şu sıralarda Zengilan'da ilk yerleşim daha doğrusu Karabağ'daki ilk yerleşim alanı olan Zengilan'daki Akıllı Köy projesinde yine iki Cumhurbaşkanı bu noktaya geldiler. Birazdan arkamda gördüğünüz hazır kıta resmi törenle karşılanacak iki Cumhurbaşkanı ve Ardından milli marşlar seslendirilecek. Daha sonra da İlham Aliyev'in yine refakatiyle bölgede ilk yerleşim yeri olan Zengilan Akıllı Köy projesini gezecek iki lider. incelemelerde bulunacaklar ve yetkililerden yine bu noktada bilgi alacaklarını söyleyeyim. Daha sonra ikili görüşme gerçekleşecek ve heyetler arası görüşmelerle birlikte bir de ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dura Füzoğlu Uluslararası Havalimanı olacak ve yurda hareket edecek. Son hazırlıklar tamamlandı. İki Lider şu, şu sıralar Zengilan Akıllı Köy projesindeler. Dinleniyorlar. Akıllı Tarım projesinden geldiler. Orada temel atma töreni vardı. Ve şimdi de birazdan resmi tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye ziyareti dolayısıyla.